çok muhterem kardeşlerimiz, bugün memleketimiz çok büyük bir felakete maruz kaldı. Bir hüzün yaşanıyor. Kahramanmaraş ve civarındaki vilayetler, başta olmak üzere işlerine kadar büyük bir sahada çok ciddi bir deprem vuku buldu. Artçılar da hala devam ediyor. Cenab-ı Hak depremde vefat eden kardeşlerimize rahmet eylesin. Kederli yakınlara sabırlar ihsan eylesin. Bütün milletimize baş sağlığı olsun. Cenab-ı Hak'tan niyazımız şudur ki enkaz altında kardeşlerimiz inşallah tez zamanda kurtulurlar. Yaralı kardeşlerimiz de acilen şifa bulurlar inşallah. Kıymetli kardeşlerimiz, Cenab-ı Hak mümine birbirine kardeş kılmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mümin kardeşin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir buyurmuştur. Yine efendimiz buyurmuştur. Komşusu açken tok yatan kamil mümin değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine müminler birbirini sevmekte, merhamet etmekte ve korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğunda diğer uzuvları da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa düşer olurlar. Dolayısıyla müminler olarak birbirimizin farklı mekanlar olsak da tek yürek halinde yaşayan bir vücudun uzuvları gibi görmeliyiz. Zira bir uzun ızdırabını bütün bir vücut hissettiği gibi din kardeşim derdiyle dertlenmek de hepimizin bir vicdan imtihanıdır. Mevlana Hazretleri bu vicdan uhku sebebiyle şöyle buyurur. Şems bana bir tek şey öğretti. Dünyada bir tek üşüyen varsa sen Celalettin ısınma hakkına sahip değilsin dedi. Dolayısıyla bu soğuk kış günlerinde bir de elin bir zelzele felaketine maruz kalmış olan din kardeşimizin derdini kendi derdimiz olarak görmek bir müminin vicdani vazifesidir. Vatanımız, milletimiz ve bütün İslam alemi üzerinde bela ve musibetlerin def ve hayırların celbi için evvela hata ve günahlarımız için bol bol tövbe istiğfar edelim. Gariplere, yalnızlara, kimsizlere, biçarelere, bikeslere, bilhassa deprem zede kardeşlerimize elimizden gelen bütün yardımı yaparak onların hayır dualarını almaya gayret edelim afet bölgesinde kardeşimizin duaları eksik etmeyelim. Unutmayalım ki İslam kardeşliği esas böyle zor zamanlarda belli olur. Böyle günler İslam kardeşliğinden imtihan edildiği günlerdir. Yine kardeşlik iyi günlerdeki ve rahat zamanlardaki çay kahve dostu değildir. Bir birbirinin zor günlerinde maddi ve manevi sıkıntısını bertaraf etmektir. Gerçek kardeşlik din kardeşinin saadetini paylaşmaya gönüllü olmak kadar diğer taraftan felaket zamanında özabıını paylaşmaya da gönüllü olmaktır. Şunu unutmamak lazım ki biz o afet bölgesinde olabilirdik. O kardeşlerin bizim bulunduğumuz yerlerde olabilirlerdi. Şayet bugün bizler felakete uğramış olsaydık din kardeşimler nasıl bir muamele görmek isterdik? İşte bugün de biz de o kardeşlerimize aynı alakayı göstermek durumundayız. Meslevi de benzer bir hikaye vardır. Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında büyük bir yangın çıkan Medine'de. Öyle bir yangın ki sanki taşlar bir ateş haline gelir. Halk Hazreti Ömer'e gelir, ya halife derler. Su atıyoruz, ateş oluyor. Bu yangın sönmenin imkanı kalmadı. Bize bir çare ara. Hazreti Ömer radıyallahu anh der ki, bol bol infak edin der. İnfak ederken de sakın bir gösteriş olmasın, riya olmasın der. Bir de bol bol istiğfar edin der. O zaman yangını söndürürsünüz der. Hakikaten bir müddet sonra yangın söner. Cenab-ı Hak vatanımızı, milletimizi, bütün alemi İslam'ı maddi ve manevi felaket ve musibetlerden muhafaza buyursun inşallah. İlahi rahmet, nusret ve inayetini, yardımını üzerimizde eksik etmesin. Göçük altında can veren kardeşlerimize hükmen şehitlik nasip eylesin. Yaralı kardeşlerimize gazilik ecri ihsan eylesin. Aziz milletimizin başı sağ olsun.